bir diğerinin bitmesiyle başladı. Bu bizim dinlemeyi en sevdiğimiz hikayeydi. Babamla annemin New Hampshire Oteli'nde nasıl tanıştıklarının ve aşık olduklarının hikayesi. Peki ayının ismi neydi? Onu anlatsana. Aha. Ayı iki arka bacaklarının üstündeydi. Ama onun sadece iki bacağı vardır zaten. Etrafta dolaşıp nasıl kızlara sarktığını duymasınlar diye mi öykünün en güzel kısmını anlatmıyorsun baba? Sarkıntılık yerine düzeyli bir ilişki demeye ne dersin? O zaman bizim sizin kadar özgürlüğümüz yoktu. Bizim kasabadan birini burada göreceğimi hiç düşünmemiştim. Saçının biçimini beğendim. Tanıdığım birileri burada olduğu için çok mutluyum. Beni tanımıyorsun ki. Ha, seni tanımak istiyorum. Senin de beni tanımanı istiyorum. Harvard'ın parasını karşılayabilmem için 2 yıl daha çalışmam gerekiyor. Bence yalan söylüyorsun. Bunu da nereden çıkarttın? Aman tanrım, Freud'la ayısı gelmiş. Freud mu? Demek döndün Freud. Elbette ki döndüm tatlım. Oralarda kalacağımı mı sandın? Hadi yavrum, hadi, hadi, hadi. Hala öğrenmesi gereken birkaç şey var tabii ki. Bir gün geldi, her şey ters gitmeye başladı. O zaman otele bir grup sonradan görme gelmişti. Ha tatlım, biraz daha hadi beklemelisin. Bakalım. Biraz daha içelim. Hadi. Hayır, hadi, hayır, gel, hayır, dur Henry. Hadi, dur, hayır. Biraz daha ben, bekle lütfen. Tamam, biraz sonra içeceğiz. Lütfen. Oh. Ah, Henry, lütfen. Buraya gel Henry. Gel, gel, gel. Henry. Merhaba. Lütfen. Doktoru bulun. Doktoru bulun lütfen. Acele edin, çabuk. Guten Tag, meine Damen und Herren. Was ist los? Freud bu mu? Herr Doktor, Professor Freud. Freud mu? İyi bir doktor mudur? Harika bir doktordur. Ah, umarım Yahudi değildir. Yahudi değildir. New Hampshire Oteli'nde Yahudi bulunmaz. Ah, ich bin drinkenschen. Yap, yoksa gözüne gelecek. Seni uyarıyorum evlat. Bu senin son şansın. Oh, guten Morgen, meine Dame, my Herr. Guten Morgen. Onun bir Yahudi olduğunu biliyordum. Tıpkı diğer Yahudiler ya. Gibi. Hiç böyle bir motosiklet görmemiştim. Bu tam bir hurda. İsterseniz deneyebilirsiniz. Buyurun, hadi. Zaten bu işi bırakacaktım. Böyle bir otelde çalışamam ki ben. Ne yapacaksın peki? Nereye gideceksin? Bilmem. Belki Avrupa'ya yaşlı adam. Neden Avrupa'ya gideceksin? Orada bir savaş çıkacağından söz ediyorlar. Savaş mı bilmem. Hiç olmazsa dişi ayılar vardır orada. Bu arada istersen onu sana satabilirim. He? Alamam. $200. Ama bütün yazki kazancımız bu kadar. Biliyorum. Ama benim daha çok paraya ihtiyacım var. Onu bu fiyata almamakla bence aptallık ediyorsun dostum. Bunun farkında değilsin. Sana
bir dost tavsiyesinde bulunayım. Hayatta karşılaştığın bütün fırsatları değerlendir. Değerlendirebileceğinden daha fazlası olsa bile. Çünkü günün birinde fırsatlar duruveriyor, biliyor musun? Şimdi bana ikiniz de söz verin. Evet, söz istiyorum. Söz veriyorum. Ben de. Hemen evlenin. Hemen evlenin. Sonra evlendi. Ve babanız savaşa gitti. Hadi bakalım çocuklar, uyku zamanımız geldi. Hadi yatağa. Hayır, en son kısmını anlatmadın. Savaş her şeyi değiştirmişti. Rim. Bir ayı vurdum. Gerçek bir ayı vurdum. O benim ayım. Şimdi yatma zamanı. Hadi bakalım. Yarın okulunuz var. Hazır? Fırla! Hadi zilin, hadi! İki! Hey! Hadi kalkın. Hadi kalkın üzerimden. Hadi kalkın. Yeniden çalışıyoruz, hadi. Doğru oynasana gerizekalı. Hadi. Hadi çabuk bu tarafa. Başlayın. Sen de sürteksin. Tamam. Sürteksin sen. Aşık değilim. Tamamdır. Şimdi üstünüzdekileri çıkarıp duş alın. Hadi bakalım. Bu kavga da nereden çıktı şimdi? Geri zekalı kız koreografiyi bozuyordu da ondan. Atıyorsun. Ben duş almaya gidiyorum. Tamam, sonra görüşürüz. Evet. Baba, okul beni endişelendirmeye başlıyor. Bağışlar azaldıkça borçlarımız artıyor. Para bulmakta zorluk çekiyoruz. Öyle mi? Para senin umurunda mıydı? Güzel bir karın var, güzel çocukların, güzel bir işin var. Sen böyle şeylere önem vermezdin. Kendine bir bak. Sen şanslı birisin. Öğretmenlik yapmak istemiyorum. Senin hakkında neden emin olduğumu bilmek ister misin? Olmayacak şeyler peşindesin. Daha iyi iş istiyorum. Merhaba canım. John gelmedi mi? Gel buraya, gel buraya canım benim. Oh. Frank yine osurdu. Aferin, lütfen. Parmak ucunda durma. Ne yapmayayım? Parmakların ucunda durma yumurta. Bu kız 2 senedir büyümüyordu. 2 günde ne kadar büyüverdi. Merhaba canım. Baba. Merhaba. Merhaba. Nasılsın? Hey evlat. Kız kardeşin okulun en sıkı kızı, biliyor musun? Biriyle yatıyor mu ha? Güzel bacakları var ha. Poposu da gerçekten çok güzel.
Kardeşine selam söyle. Hayatım, meraklanma. Sen de büyüyeceksin. O kadar küçüğüm ki sanırım hep böyle kalacağım. Küçük olmanın neresi kötü? Hiçbir şey canım. İstediğin kadar küçük kalabilirsin. Ah. Peki o ne dedi? Salağın biri o. Senin popondan, göğüslerinden, bir de ayaklarından bahsetti. Ayaklarım mı? Ayaklarımın nesi varmış? Yoksa onun söylediklerini umursuyor musun? Hayır canım, hiç umurumda değil. Ama o seni umursuyor. Başka çocuklara takıl. Ne aptalca. Tanrım, o çocuk çok sıkıcı, sıkıcı, sıkıcı. İlk sefer önemlidir. Neden? Önemlidir işte. Çünkü ilk defa oluyordur ve hayatın boyunca seninle kalır. Senin ne düşündüğünü biliyorum ben. Hayır, ne düşündüğümü bilmiyorsun. Yoksa beni mi düşünüyorsun? Beni çok düşündüğünü biliyorum. Hatırlar mısın? Eskiden benden güçlüydün. Yeter. Yapma. Siz neden hala büyümüyorsunuz? Söylesenize. Defol git Frank. Franny ve John yine birbirlerinin üstünde tepinip duruyorlar. Özürlü kardeşler. Hiçbir yere kaçamazsın Frank. Gel buraya. Buraya gel. Gel buraya diyorum. Sen bana nasıl özürlü dersin? Nasıl özürlü dersin bana seni? Durun çocuklar, durun. Durun. Kim özürlü? Hadi yeter artık. Size durun. Söyle bana, kim özürlü olacak? Kesin diyorum size. Bakayım sana. Seni tekmeledi mi? Dur bakayım şöyle. Dur. Frank iyi misin? İyi misin canım? İyi misin diyorum. Nefes al. Nefes. Evet, nefes al. Aferin. Tamam. Derin nefes al. Dina. Annenizle beni ne kadar kızdırdığını biliyor musunuz? Şu halinize bir bakın. Sürekli bizim de kavga ettiğimizi düşünün. Söyleyin bana. Biz annenizle hiç kavga eder miyiz ha? Eder miyiz? Tamam canım. Ama etse hoşunuza giderdi değil mi? Hayatım, Freni'yi hastaneye götürmeliyiz. Tamam. Bir bakayım. Hadi bakalım yatağa. Ama ben yatmak istemiyorum. Dikişlerimi görmek ister misiniz? Evet. Bak bakalım. Vay canına, paçalı oldun ha. Tabii ki paçalıyım. Ne kadar büyükmüş. Senin suçun değildi Frank. Öyle mi diyorsun? Şey için özür dilerim. Her şey için. Asara, hadi yatağımdan kalk. Hadi. Frank'le neden anlaşamadığımızı anlayamıyorum. Bilmiyorum, anlaşamıyoruz işte. Frank garip biri. Evet, ama o da bizim kardeşimiz. Ne? O benim kardeşim değil, senin gibi değil. Neden beni beğeniyorsun? Bilmiyorum, sadece beğeniyorum. Kalkın! Hadi bırakmayın şunu, tutun, gömün toprağa, bastırın. Tutun şunu, kaldırmayın. Tutun şunu, pis herif, tutun. Şuna bakın. Yapmayın! Durun! Vay, kimler gelmiş? Olur, rahat bırakın! Kardeşin erkeklerden hoşlanıyormuş değil mi Frank? Ne var bunda ha? Bırakın şunu! Kimseye bir şey yapmadık. Seninle konuşmak istiyorum, yalnız. Elbette olabilir. Hemen şimdi.
Demek şimdi. Tabii. Frank'i bırakın gitsin. Tabii ki bırakırız. Değil mi çocuklar? Zaten bırakacaktık. Seninle sadece konuşmak istiyorum. Sadece konuşmak. Seni ahlaksız pislik herif. Aslında çok nazik olabilirsin ama sen böyle salakça davranmayı tercih ediyorsun. Senden nefret ediyorum. Piç kurusu! Bırak beni, bırak! Beni çıldırtıyorsun. Beni sevdiğini biliyorum. Hadi. Hey! Sağ olun. Size sağ olun. Ha, rica ederim. Gerçekten çok iyiydin. Biliyorum. Her şey yolunda Frank. Burası mı? Ah, seni seviyorum. Sevdiğini biliyorum. Ben de seni seviyorum. Sana bir şey söylemek istiyorum. Şu ders verdiğim okul iyi bir okul olabilir ama bence iyi kazanmıyoruz. Yani? Yani gelirimizi yükselteceğiz. Görürsün. Eski Thompson özel okulundan başka bir şey yapılmaz ki. Burası bir okul. Ben okulu burada okudum. İçin dışını bilirim. Burayı yenilediğimizi düşünebiliyor musun? Yenilememizin ne kadara mal olabileceğini düşünebiliyorum. Neden bir otel istiyorsun ki? Burası küçük bir kasaba. Kimse burada kalmak istemez. Belki istemezler ama kalmak zorundalar. Bizim okuldaki çocukların aileleri her zaman ziyarete geliyorlar. Ama kalacak yerleri yok. Eğer burada bir otel olsaydı insanlar burada da kalırdı. Ha, merhaba Art. Oğlum sen misin Ömer'i? Ne yapıyorsun burada? Seninle aramızda kalsın ama Hart, biz burayı satın alıp bir otel haline getirmeyi düşünüyoruz. Düşünebiliyor musun? Bir aile tarafından işletilen bir otel. Üstelik çoğu zaman baş başa da kalabiliriz. Bizim otelimiz New Hampshire Oteli. Ne dersin bu isme? The Hotel New Hampshire. Hey, gel buraya. Babamla annem kendilerine yeni bir ayı bulmuşlar. İsmini de otel koymuşlar. Freni haklıydı. O kadar zaman Freud'un ayısına bakabildiysek bir otel dolusu insana da bakabiliriz diye düşünmüştük. Hey, bunların hepsini çivilemişler. Yerlerinden oynatamıyorum. Neden insanlar otel mobilyalarını yere çiviler ki? Kara tahtalarda duracak mı? Temiz oldukları sürece neden olmasın? Why should anyone have to move hotel furniture around? You gonna leave the blackboards? So long as they're clean, what's the harm? Çok uğraşmamız gerekecek. Evet, burada çok iş var. Örtüleri de serince burası gerçekten güzel oldu. Merhaba. Merhaba. Tanıştığınıza memnun oldum. Bayan Mary işleri yürütmemize bize yardımcı olacak çocuklar. Bizim otelden arkadaşımız. O ayının hiçbir zaman gerçek bir ayı olduğuna inanmamıştım. Onu hep soymaya çalışırdım. Hiç kimse bir ayı soymayı başaramaz bence. Bunların ikisi değil mi? Pekala. İşte. Yok. Et değil mi? Siz etin ne olduğunu bile bilmezsiniz zaten. Mary'i beğeniyor musun John? Beğenecek. Senin ne çipin değil gibi aynı. Mimi, bir şeyler yer misin hayatım? Yersen büyürsün. Aman tanrım, kim büyüyor? Ben büyümek istiyorum ama büyümem durdu. Sana bu konuda yardımcı olabiliriz belki. Biraz büyücülük yaparız ha. Ne dersin? Kocaman olursun. Kes sesini. O küçük bir kız değil. Genç bir kız. Ne sohbet değil mi beyler ha? Hey hapa, içecek bir şeyler al da beraber içelim ha. Hadi hadi. Bak
Çivilenmiş mi bu? Her şey çivilenmiştir buraya bayan. Beni anlıyor musunuz? Çivilenip kaldık buraya. Dünyanın etrafında büyük bir yolculuğa çıktık. Dünyanın etrafını delip duruyoruz. Nerede duracağız kimse bilmiyor. Herkes kendini şoför sanıyor. Şerefe dostum. Hadi baba, hadi yatmaya gidiyorum. Evet bebek, ben yatmaya gidiyorum. Merhaba bebek. O sandalyeyi yerine bırak yoksa... New Hampshire Oteli'nde sevmediğim bir şeyler mi var? Söyle bakayım. Hadi, hadi gidelim baba. Hadi, burayı seveceksiniz. Hadi bırak baba, o sandalyeyi hadi. Dedim. Burası böyle bir yer. Evet, burada her şey sabit. Her şey sabittir. Keşke ben de uçabilsem. Dedeciğim, hadi yatmaya gidelim. Hadi. İki türlü de çalışıyor. İstersen telefon ediyorsun, istersen odaları dinleyebiliyorsun. Afreni, bu hiç doğru değil. Bence problem yok. Gel şu odalara bir bakalım. Hayır. Hadi gel. Bir şey yok. Bu iğrenç. Beni yalnız bırakabileceğini mi sandın sen? Gitmem lazım hayatım, biliyorsun. Defol! Lanet olsun. Sabah koşusuna mı çıktın evlat? Evet. Enerjini doğru yerlere harcamalısın. Nereden buluyorsun bu enerjiyi? Ne yapmaya çalıştığını, ne düşündüğünü bir türlü anlayamıyorum. Görüşürüz John. Bir daha yağmur yağarsa beni görmeye gel. Franny. Hadi uyan, hadi 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 hadi. Uyuyorum. Hadi hadi. Dışarıda yağmur yağıyor. Uyumak için kötü bir gün, uyan bakalım. Hadi. Kes şunu. Hadi hadi, giy bakalım şortunu. Dişlerini fırçala. Çünkü bugün senin günün olacak John. Bu da bir miktar para işte. Bu ne için? Ekstra harcamalar için. Siz burada ne yapacaksınız? Bu işe para koyduk, dinlemeliyiz değil mi? Seni kolluyor olacağız. Ne bileyim, eğer aptal durumuna falan düşersen diye. Mesela yangın çıkarsa haber veririz. Aman tanrım. Merhaba. Benim. Yağmur yağıyor. Hatırladın mı? Germs get spread mouth to mouth. İçeri girebilir miyim? Burası bayağı sıcak. Az az öpüşürsek birbirimize mikrop bulaştırırız.
Jono. It's customary to tip a waitress. Oh, I forgot. I love the rain. Franny won't understand. Lily and Egg are too young. There's no point in asking their opinion. Well, I heard he smells bad, but it's not a fatal disease. In a hotel, it is. That dog has terminal flatulence. Hayır John, sen bunu anlayacak kadar gençsin. O yüzden de sana fikrini sormuyorum. Kokusu o kadar da dikkat çekmiyordu bence. Burası bir otelse dikkat çeker. Bu köpek müşterilerimizi kaçırıyor. Üstelik yaşlandı. Ben de yaşlanınca sizi uyutacağım. Hadi eski dostum. Hadi bakalım. Yavaşça. Evet böyle. Fazla uzun sürmeyecek. Bak bir daha sorursan ben bile dayanamam ona. Sen öne geç hayatım. Sorrow wasn't going to leave us so easily. We just didn't know how sorrow would return. Neler oluyor? Elektrik kesildi. Bugün cadılar bayramı. Hatlar da kesik. Sigortalardan biri de atmış olabilir. Ne sigortası? Hadi gel. Hadi bütün odaların ışıklarını yakalım. Ama elektrikler kesik. Şimdi kesik ama elektrikler geldiği zaman bütün bina aydınlanmış olur. Pekala, radyo dahil bütün elektrikli aletleri açarız. Şimdi her şey hazır. Kalp krizi geçiriyor. Hank kalp krizi geçiriyor. Alo. Alo, dur yapma öyle. Ben ambulans çağırmaya gidiyorum. Hadi gidip şu ambulansı bulalım. Hey, ne oluyor? Bugün cadılar bayramı. Hadi. Sizi yakaladık. Sizi yakaladık. Bakın kimler buradaymış. Bizim okuldaki tatlı kardeşler. Kes sesini. Hank kalp krizi geçirdi. Ambulans bulmam gerekiyor. Bırak bizi de adama yardım edelim. Ne yapmak istiyorum biliyor musun Franny? Bana şu yeri bir kez daha göstermeni istiyorum. Yalnız kaldığımız yeri hatırladın mı? Bırak bizi aptal herif. Bırak onu. Bizi. Bırakın onu yardım getir. Franny dur. Sus bakalım ana kuzusu, ayağa kalk. Franny! Sen bana o yeri gösterirken diğer çocuklar kardeşinle ilgilenir, tamam mı Franny? Sonra görüşürüz Harold. Meraklanma. Biz eğlenmeye gidiyoruz. Gerçekten başınız dertte mi? Evet, başımız dertte. Yardım et. Kız kardeşime yardım et. Ne yapacaklar ona? Ona tecavüz edecekler. Tecavüz edecekler, anlamıyor musun? Birisi bu hergeleri durdurmalı. Ne istiyorsun ha? Ölmek mi? Ne istiyorsun? Bu ne gürültü ha? Yardıma ihtiyacımız var. Ne yardımı be? Sana kaç kere buraya beyazları getirme demedim mi ha? Yabancıları getirme buraya. Ama yardıma buraya. İhtiyacı vardı. Ne ona ihtiyacı? Tecavüz edecekler. Tecavüz? Evet, tecavüz dedi. Kız evet. Kardeşim Franny. Herkes uyansın! Herkes uyansın! Hadi! Hadi herkes uyansın! Dinliyorsunuz bulduk ha! Hadi oluyor bu saatte kim uyandırıyor bizi? Bu ne cüret? Ne istiyorsunuz? Hadi gidelim! Geberteceğiz efendim hadi!
Hadi gidin. Hadi. Hadi. Geberteceğiz onu. Hadi hadi acele edin acele edin. Bu tarafta. Gel bebeğim gel gel gel. Tamam bana tamam, gel. Tamam hadi hadi. Bunu yaptıklarına pişman edeceğim. Şimdi beni iyi dinle tamam mı? Eğer biri sana dokunmak istiyor ve sen dokunulmak istemiyorsan, ben ve arkadaşlarım senin yanında olacağız. Kimse sana dokunamayacaktır. Evet, hiç kimse dokunamayacaktır. Çünkü ben ve arkadaşlarım yanında olacağız. Bunu asla unutma. Her zaman yanında olacağız senin. Bana inanmalısın. Tamam, beni rahat bırakın. Ben iyiyim. Biraz uykuya ihtiyacım var o kadar. Bir de temizlenmeye. Sana banyoya hazır. Hayır hayır sağ ol anne. Sara nerede? Nerede? Sara. Sara. Baba, Franny'e ne oldu? Ne oldu baba? Ben aşağıda olacağım. Franny, bir şeye ihtiyacın var mı? Dün ve bugünün büyük bir kısmına. Evet John, hazır mısın? Bak bunların hepsi deneyim John. Ciddi söylüyorum. Bunların hepsi Tanrı'nın bizi denemek için yaptığı şeyler. Evet. Tuttun mu? Evet. Babana da söyledim. Onlar polisten ceza alana kadar biz kendimizi sakin tutalım. Ona aynen böyle söyledim. Sakin duracağız ve onlara bir şey yapmayacağız. Doğru olan bu. Evet. Yani Tanrı'nın gözünde. Peki kazancımız ne olacak? Ne olacak ha? Tamam. Şimdi biraz ara ver bakalım. Hadi sonra devam edersin. Sana böyle bir vücut verdiği için Tanrı'ya da şükret. Bu ailede senin gibisi yok, tamam mı?
Frank. Oh, Jesus, God, Frank. Not bad, Frank. I got him at the vet's before he was incinerated. Oh, aman tanrım. Şşş. Onu nereden buldun? Morg'dan yürüttüm. Mezarlığa götüreceklerdi. Onu laboratuvara götüreceğim ve içini açacağım. Yılbaşında içini doldurup eve getireceğim. Ne dersin? Çok güzel değil mi? Bizimkilerin bundan hoşlanacağını sandım. Evet, hoşlanacaklar. Where the hell's Frank going with the garbage? All the trash cans are full. Damn fool. Frank çöpü nereye götürüyor? Şey, çöp kutularının hepsi doluymuş. Ya şimdi daha çöplüğe kadar gider tanrım. Bu çocuğu bazen hiç anlamıyorum. Sen bunu 10 kere kaldır, ben birazdan gelirim. Tamam mı? Kaldırmak ya da kaldıramamak. İşte bütün mesele bu. Kendini fazla zorluyorsun. Böyle bir şey bir daha olmayacak. Sana söz veriyorum. Hey Frenny. Sinemaya gidelim mi? Olabilir. İyi. Frenny seni seviyor mu John? Beni seviyor mu? Bilmem. Yeni yıl hediyelerini getirdik. Harika. Baksanıza üstündeki nasıl? Bence tam senlik. O benim hediyem. Tabii ki değil. Sana. Sara. Bu büyük babamın sesi. Bana bakma. Sara hala laboratuvarda. Bitiremedim. Onu gördüm. Sara. O hala burada. Beni öldürdünüz diye ağlıyor. Hayır baba. Bir kabus görmüş. Özür dilerim. O burada. Ona neredeyse dokunacaktım. Zaman zaman ben de keşke o köpeği hiç uyutmasamaydık diye düşünüyorum. Mutlu Noeller büyük baba. Mutlu Noeller. Çalışmadan önce birlikte biraz ısınırız diye düşünmüştüm. Çıkın artık şu fare deliğinden, olur mu? Bu Noel. Hadi mutlu Noeller. Boktan Noel kutlu olsun. Mutlu Noeller. Sara'yı durduramazsın. Sara'yı öldüremezsin de. Bu ailemizin ilk kaybı oldu. Onu aklımdan çıkaramıyorum. Bana başkalarının ölümünü hatırlatıyor. Odunları götürdüm. Bir sefer daha yapabilirim. Kızağının üstüne bir şeyler dökülmüş. Evet, saç. Seninle konuşmalıyım. Nerede? Kim nerede? Sara. Sara öldü. Bak, onun öldüğünü biliyorum. Sana nerede diye sordum. Sara büyük babamın yanında. Saç nasıl kurutulur? Saç kurutma makinesiyle. Frenny'ninki gibi bir şey mi? Annemin de bir tane var. Ama Frenny'ninki daha büyük. Onu alsam daha iyi olacak. Kimse Noel havasında değil. Bence etrafı dekore etmeye hiç gerek yoktu. Parti her zaman partidir. Güzel vakit geçirelim yeter. Evet, bu akşam çılgın bir grup gelecek. Neredeyse çılgın bir grup.
şu gelen grubun tiplerine bir bak. Bu tarafa. Hippi bunlar. Ginger'ın ablası buraya nasıl gelecek anlamadım. Onun arabası var. Arabası mı? Yani büyük bir kızı. Ha, bu kadar korkmana gerek yok. O da Ginger gibi zenciymiş. New Hampshire Oteli'ne hoş geldiniz. Şansını zorla bakalım. Merhaba John. Merhaba Tissi. Hey. İşte eğlence geldi. İşte eğlence grubu. Sabrina. Bu geceki kavalyen. Merhaba. Hani Frenin'in daha büyük bir kardeşi vardı? Kes sesini Sabrina. Canlı müzik olacak. Aa, öyle mi? Dans etmeyi sever misin? Hayır. Bu Lily. Merhaba. Küçük kaldım. Daha fazla büyüyemeyeceğim. Bu gerçekten ilginç. Bu da yumurta. Ona neden yumurta diyorlar? Çünkü bir yumurtadan çıktı ve hala bir yumurta. Anlıyorum. Yapma. Yapma dur. Çekme. Evet, içecek bir şeyler alırsan iyi olur. Tamam hayatım. Hadi alalım. Ne düşündüğünü biliyorum. Sana tavsiyem şu. Eğer birini aldatacaksan önce bunu ona söylemelisin. Değişelim. Merhaba. Merhaba. Hadi dans edelim. Hiç kötü dans etmiyorsun canım. Gerçekten mi? Evet, gerçekten. Sağ ol. Beğeniyorsan onunla da dans edebilirsin. Hayır, bunu nasıl yapacağımı gerçekten bilmiyorum. Hiç merak etme. O zaman ben sana yardımcı olurum. Bana da yardımcı olur musun? Bayan Tipin Değil'in mankenlik ajansına yazılabilirsin. Yakışıklı bir çocuksun, kartı çantanda olacak. Çantan nerede? Pekala. İyi geceler. Hiç olmazsa beni bir kez öpebilirdin. Özür dilerim. Henüz öpüşmeyi bilmiyorum. Hiçbir zaman özür dileme. Dur. Dur bakalım. Dişlerimizin birbirine çarpmaması gerek. Canımız yansın istemeyiz, öyle değil mi? Evet. Özür dilerim. Lanet olsun. Hep bunlarsız öpüşmenin neye benzeyeceğini merak etmiştim. Ah, şuna gitti mi? Çok ateşli. Ve çok daha güzel. Evet. Öyle bayan. Bu işi gerçekten kısa zamanda öğrendin. Git bakalım. Elbette bayan. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Mutlu yıllar!
güneştir. Hadi artık değiştirin. Böyle öpüşmeyi nerede öğrendin? Gel sana göstereyim. Böyle öpüşerek televizyonlara çıkabilirsin John. Bir daha yap. Bahse girerim, bir daha böyle olmaz. İlki acemin şansıydı. Aman tanrım. Harikaydı. Benim tuvalete gitmem lazım. Aman tanrım. Aman tanrım, halinizden utanmalısınız. Neler oluyor? Ne kadar güzel bir fotoğraf, değil mi? Hey, uyan, uyan. Eğer onu kilite koymasan Şimdi'nin yanında tutuşacaktı. Onun düzgün durmasını istedim. Yumurta, Sara'nın düzgün durması gibi bir durum yok artık. Mary hakkında düşündüklerim seni kızdırmasın. Ama ondan çok hoşlandım. Kızdırmaz. Al senin olsun. Hey, şu bardaki iki kıza takılmak ister misin? Burayı toplamalıyım. Bu şişeyi bitirmeden şuradan şuraya gitmem, biliyorsun değil mi? Özür diliyorum. İsteyerek dökmedim gerçekten. Özür dilerim. Hadi gidelim. Cheers. Evde çılgın bir parti vereceğim. Gelmek ister misin ha? Hayır. Hayır, sağ ol. Seni korkak seni. Bugünün çocuklarında hiç iş yok zaten. Ye bunu salak. İyi geceler bayan. Müzik için sağ olun. Lanet olsun. Viyana mı? Viyana hakkında ne bilirsin ki sen? Peki motosikletler? Peki ayılar? Freud'un söylediğine göre yeni bir otel açmış ve bizi yanına çağırıyormuş. Herkese günaydın. Günaydın Jenner. Bay Benner, Bayan Benner, nasılsınız? Günaydın Jenner. Nasılsın bakalım? Hey Frank, nasılsın? Merhaba Jenner. Nasıl bir gece geçirdin? Frank'i Viyana'ya taşımaya ne dersin? Burada kalmaktan daha iyi olacağı kesin. Pekala. Ben sensiz ne yapacağım acaba? Dün gece pek bir sorun yok gibi görünüyor. O karı adamla geçirdiğin berbat geceden mi bahsediyorsun? John, beni de Viyana'ya götür lütfen. Babama sorarım. Hayır, sormayacaksın. Bunu istemez. Senin neyin var? Oradaki çocuklar berbattır. Buradaki çocuklardan daha berbat olacaklarını hiç sanmıyorum. O kadar berbatlar ki daha kötüsünü düşünemiyorum bile.
Feneri konusunda meraklanıyorum. Merak etme, düzelir. Bir şey onun canını sıkıyor. Benimle yatmak bile istemiyor. O genç bir kız. Evet John, onunla konuşur musun? Yumurta, uyan. Hadi uyan. Kötü bir kabus gördüm. Aman tanrım. Rim. Neden bu köpeği odasında saklamak istiyor ha? Sakin ol yumurta, geçti artık. Geçti. Hadi. Bak, o senin arkadaşın. Gülümsüyor. Evet. Özür dilerim ama bunlar hep senin yüzünden oldu Frank. Onu istemiyor musunuz? Çok gerçekçi duruyor ama öyle. Bunu neden komik buluyorsun anlamıyorum. Anne, ben iyiyim. Onu da Viyana'ya götürebilir miyiz? Gidebilmemiz için önce oteli satmamız gerek. Sattım bile. Rim. Seninle sonsuza dek yaşayabilirim hayatım. Benim eski hayatım. Açık pencerelerin önünden geçiyorum, o kadar. Açık pencerelerin önünden geçmek ne demek baba? Freud bana bir keresinde bir hikaye anlatmıştı. Dinleyin şimdi. Bir zamanlar bir palyaço varmış. İsmi Kral Max'mış. Hayattayken kimse onu umursamazmış. Ama öldüğünde herkes onu özlemiş. Yani bu öyküden ne çıkartıyoruz? Çok emek vermek ve sanat yapmak hayatı daha da ciddileştirmiyor. Umarım bir ders almışsınızdır. Evet, şimdi uyku zamanı. İyi geceler. Hadi bakalım. Açık pencerelerin önünden geçmek ne demek? Sanırım hayata sarılmak anlamına gelen bir deyim. Eğer bir açık pencere görürsen sakın oradan atlama. İyi geceler. Jenner hakkında hala bir karar vermiş değilim. Yani henüz değil. Beni istiyor mu yoksa istemiyor mu? Bir türlü anlayamıyorum. Çok garip biri o. Çok enteresan. Bundan nereden çıkardın? Bana bir kez bile olsun güzel bir şey yazmadı, biliyor musun? Bir kelime bile. Umarım sen de ona yazmamışsındır. Hayır, iki kere yazdım. Yazdın mı? Peki neden? Çünkü ona aşıktım. Kendimi tutamadım. Bir dakika. Bana aşık oldun diyelim ve... böyle bir şey olsa... belki bir daha seni sevmem. Bu çok can sıkıcı olurdu. Sence de öyle değil mi? Bak ne diyeceğim. Ne? Bence bir an önce Viyana'ya gitsek iyi olacak. Yarın görüşürüz. Yarın mı? Evet canım, babanlar bir önceki uçakla gidiyor. Bizim burada yapmamız gereken birkaç işimiz var. Siz oraya vardığınızda her şey hazır olacak. Nereden çıktı böyle? Hadi hadi, çabuk acele et. Hadi hayatım. Hadi, hadi, hadi ama biraz daha çabuk olalım. Çok hızlandım ben. Hadi ne olur. Hadi acele edin. Bir an önce gitmeliyiz. Hadi, çabuk olun. Içeri. Hadi. Hoşça kal. Beni unutma John. Güle güle. Güle güle. Güle güle. Hoşça kal. Güle güle. Seni seviyorum John. Viyana'ya vardığımızda hemen bir taksi atlayıp Freud'un yeni oteline doğru yola çıktık.
Üstelik çok eski. Geldiniz mi? Neredesiniz? Bu tarafta. Öyle durma Rim. Gel de sarıl bana. Merhaba. Çek ellerini üstümden. Buraya kocaman okyanusu ve kıtayı aşıp New York'tan geldi. O çok akıllıdır. Adım Sarah Lawrence. Viyana'ya hoş geldiniz. Çılgınlıklar ve Gariplikler ülkesine hoş geldiniz. Bulabildiğim en akıllı ayı buydu. Gerçekten onunla burayı büyük, parlak bir otel yapmaya karar verdik. Parlak bir gelecek bizleri bekliyor. Bir an önce organizasyon yapıp harekete geçmeliyiz. Hadi kımıldayın biraz. Fahişeler ve anarşistler için mi? Siz Amerikalılar bu otelde ne arıyorsunuz söyler misiniz? He? Söyleyin hadi. Soru sormayı bırak da biraz para öde. Eşyaları beraber taşırsak daha kolay olur. Dur sana yardım edeyim. Nein. Nein. Bu garip biri. Kulaklarında bir sorun olmalı. O dilimizi anlamıyor hayatım. Yardım mı etmek istiyorsun? Gel bana yardım et. Gördün mü? Bak, bak şuradakinin adı Bayan Kereç. Hayatında biriyle yatmamış, görüyor musun? Özür dilerim. Teşekkür ederim. Büyük Gatsby. Bunu sever misin? Pekala. Bana burada ne yaptığınızı söyler misiniz lütfen? Yeni bir düzenleme. Kokuşmuş her şeyi buradan atıyoruz. Hey, bu çipin değil. Amerikalılar burayı kirletiyor. Onlar burada daha fazla kalmamalı. Hadi çıkın dışarı. Çıkın. Çıkın dışarı diyorum size. Hemen çıkın. Hadi. Durmayın, hadi çıkın. Beni. Senin de canın cehenneme. İnsanlar kör gibiler. Gözlerinin içine baksam bile yokmuşsun gibi davranıyorlar. Seks ve şiddet yüzünden olmalı. Hey, çalışmaya gelen kızların sesini duyuyorum. Aa, bonjour. 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 Bunlar buranın fahişeleri. İşlerini yürütmek için bu oteli kullanıyorlar. Şuna baksana. Annemin burayı seveceğini hiç sanmıyorum. Ve işler bir anda ters gitmeye başladı. Annemi ve yumurtayı kaybetmiştik. Bir tek Sara kurtulmuştu. O da kendini bilmediği bir ülkenin sahilinde bulmuştu. Bu işin hiçbir mantığı yok. Hiçbir mantığı yok. Patlamayacak bir uçağa binersen o uçak patlamaz. Bu işin tek mantığı bu. Artık bu ailenin annesi ben olacağım. Hepinize ben bakacağım. Sana, sana, sana ve sana bakacağım. Büyümek istiyorum. Değişmek istiyorum. Artık küfür etmeyi bırakıyorum. Artık lanet olsun demeyecek misin? Canın cehenneme, lanet olası, boktan. Bunların hiçbirini söylemeyecek misin artık? Doğru bildin. Bu annemi mutlu eder. Aa, bu harika.
Bütün gece kızlarla oynaşıp ondan sonra terbiyeli konuşacaksın, öyle mi? Aa, çok kötüsün Franny. O da en az bir kedi kadar korkak renk. Peki ya sen hayatım? Kendini çok güçlü mü sanıyorsun? Çok güçlü değilim ama akıllıyım. Sense bir ayı kılığına girip dolaşacak kadar gerizekalısın. Çok güzelsin ama aynı zamanda bir fahişesin. Biz devrimciler olarak başınız sağ olsun diyoruz. Her ne kadar kapitalist şirketlerin gölgesinde büyümüş de olsanız size yardım etmeye her zaman hazırız. Bizden korkmanıza gerek yok. Şu andan itibaren siz bizim çocuklarımızsınız. Evine dön pis yanki. Go git. Baba, biz eve dönmek istiyoruz. Burada kalamayız. Evimizi özledik. Burada yapacak hiçbir şey yok. Freud da bize alışmadan önce gidilebilecek en güzel zaman bu. Burası iyi bir otel. Burada yaşayabiliriz. Ama geri dönersek orada yaşayabileceğimiz hiçbir yer yok. Nasıl yani? Yani buraya takılıp kaldık mı? Eve dönemeyecek miyiz? Hayır, istediğimiz zaman dönebiliriz. Hayır, gidecek yerimiz yok. Burada yaşamaktansa sokakta atmayı tercih ederim. Franny. Sen ne düşünüyorsun? Bence burada kalmalıyız. Denemeliyiz. Haklısın Franny. Bu güç yeşil ışığın ortaya çıkmasına sebep oldu. Yeşil ışık bize yıllar sonra gerçekleşecek bir geleceğin izlerini taşımaktaydı. Bizi değiştirmeye çalışacaklar. Bunu biliyoruz. Ama yarın daha güçlü olacağız ve yumruğumuzu göğe kaldıracağız. Doğru zaman geldiğinde geçmişi ellerimizin içine alıp ona yeni bir şekil vereceğiz. Ve bizi değiştirmeye çalışanları, onların hepsini geçmişe gömeceğiz. Bilemiyorum. Gerçi bu benim politik anlayışımın dışında ama arada bir Amerika'ya gitmek istiyorum. Neden gitmeyecek misin ki? Buna inanıyor musun? Babam. O bir Gatsby. Şşş, hayır değil. Eskiden değildi ama şimdi öyle. Hep bir şeylerin peşinde koşacak ve o şey her zaman ondan daha da uzaklaşacak. Lanet olsun. Lanet olsun. Lanet olsun. Tamamdır, tamamdır. Orası tamam. Burası da harika oldu. Harika. Şuna bakın. Harika. Yazıya dikkat edin. At its worst. I think it's sweet. Hasn't changing the name hasn't changed anything. It's not the place for you, Lily. You must find another home. Eins, zwei, drei, los! Hey beyler, hayalet görmüş gibisiniz. Ne oldu size böyle? Dilinizi mi yuttunuz? Görmemeleri gereken bir şey gördüler herhalde. Ne görmüş olabilirler acaba? Seninkini görmedikleri kesin. Babamla konuşsam iyi olacak. Bunun bir işe yarayacağını sanmıyorum. Speeds up revolution. Today at this phase it is necessary to generate disgust. We're certainly doing a good job of that. Disgust in ourselves and what we have allowed ourselves to become. Speaking for himself. The pornographer is, of course, the most disgusting. I thought you were a communist. Personally, I'm an aesthete. I long for the erotic.
I mourn for the erotic. For in the new world after the revolution, all this must be lost. The new world? Keep passing open windows. We gotta help him. Karen's real tough. Beautiful, and she's tough. She doesn't need anyone. She likes you. You're like an older sister to her, Susie. You could help her. Franny, from who? Ernst. Don't usually mess around with underage girls. I'm not asking you to mess around with her. I'm asking you to help her. Helping someone is the same thing as messing with someone. Guten Abend. The thing never runs. It's always trying to fix it, too. Hey, you guys, you look like you've seen a ghost. What's the matter? Your hard-ons keep you awake? It's too hot to fuck anyway. It's never too hot. Never too cold. Well, I guess I'll have to go queer now. No, John, I don't think it works like that. I'm convinced. You know, but I think Franny's only doing it for Susie because Susie's so insecure. You know Franny, she's open to anything. And in Kama Sutra, there are many positions. One of the more interesting is the Vyanta, the cow position. The woman leans forward and... Franny, what are you doing? Look, I just want Susie to understand that I can't go on with her anymore. I don't can't. Give me that crap. Look, you've dropped her so hard, she's becoming a bear again. You don't understand. I love you. I love you, too. What are we going to do about it? We're not going to do anything about it. We're just going to love each other, that's all. Not ever. May I help you? We're looking for some clean, plain, honest-to-goodness decency. We've been robbed all over Europe. Oh, I can't wait to get home. We just threw those tour books away. You just can't believe anything you read anymore. We're looking for some American touches. I'm sure we can fix you right up. I mean, you won't believe some of the filth we've been exposed to. Let's go in there, I will. Children, well, you should be ashamed exposing them to this sordid life. It's disgusting. It's disgusting. Yeah, well, just the man to show you what's disgusting, lady. After all that, I could use some fresh air. Just gonna get my coat.
a skimpy dress, Franny. I'm not going out. Dad, let's get out of here. We were outside the opera, the famous Vienna opera, and I couldn't get Franny out of my mind. Love floats too, just like sorrow. I'm gonna get you a drink. Good night, Leo. Not Mr. Barry. What is it, John? Beer. A beer. And the usual for you, Mr. Barry? Auf Wiedersehen, Mr. Barry. Auf Wiedersehen. I didn't know you hung out here, Pop. Yes, this was how it was all supposed to be. Dr. Peter. Your mother would have loved all of this. But I've let you all down. I haven't, Pop. John, I'm a failure. So now it's off to the land of the free. And no more hotels. I'm gonna have to get a job. Maybe we'll all have to get jobs. It's okay. It won't be so bad. Human beings are remarkable at what we can learn to live with. If we can't get strong from what we lose, what we miss, what we want and can't have, could never get strong enough, could we? What else makes us strong? Son. Good night, John. Benim için yıktı. Onu ben de seviyorum. Benim kadar değil. Evet, senin kadar. Her şeyi öğrendim. Ne öğrenmek istersiniz? Her şeyi öğrenmek ister misin? Her durumda ne yapılması gerektiğini, neyin acıttığını. Seç bir tane anlatayım. Hadi seç. Hayır, istemiyorum. Beni hala seviyorsun. Bunu engelleyemiyorum. Seni seviyorum. Ben de seni seviyorum. Biz aşklarımız arasında sıkışmış kıvranırken Lily kendine farklı bir yol çizmişti. Fiziksel olarak büyüyemeyeceğini anlayınca o da zihinsel olarak büyümeye karar verdi. Bu bir roman. Biraz otobiyografik oldu. Adı Büyüme Zamanı. Okumamak için kendimi gerçekten zor tutuyorum. Tüm aile bu kitabın kahramanı. Hepimiz kahraman mıyız? Evet, bana öyle geliyorsunuz. Susan bile mi?
Tabii ki Susan'da. O uzun zamandır karşılaştığım en değişik insan. Hem artık o da aileden sayılır. Bir ajansa ihtiyacın olacak. Öyle mi? Hep böyle olmasını istemez miydin? Aramızdan başkalarının da yine amaçları vardı. Bir gizemi çözmek gibi. Ne istiyorsun? Peynirleri kontrol ediyordum. Yukarısı nasıl? Günaydın John. Bayan Şrandı mı? Hiç sanmıyorum. O yaşta bir kadın silah ne yapsın ki? Ben nereden bileyim? İşin daha ilginç yanı... ...Kerich'in beni kendi dairesine çağırmış olması. Sonra? Sen gider miydin? Hemen git buradan. Şimdi mi? Hayır. Hayır, şimdi gitmen gerekmez. Gel içeri. Kapıyı kilitleyeyim. Burayı terk edin. Otel New Hampshire'ı terk edin lütfen. Ne? Olaylar karışacak. Bir an önce buradan gitseniz iyi olacak. Sen neden bahsediyorsun? Opera binasını bombalayacaklar. Bunu yapacaklar diyorum. Lütfen gidin. Lütfen. Elibedi. Sen de bizimle gel. Gelemem. Neden? Çünkü arabayı ben kullanacağım ve bomba arabanın içinde olacak. Opera binasının önüne koyacakları bomba benim arabamda olacak. Ama ölebilirsin. Benim hiçbir değerim yok. Önemli olan devrim, ben değilim. Ne devrimi? Senin bir ailen var, benimse yok. Bak, siz Amerikalılar rehin aldığınız takdirde çok dikkat çekersiniz. O yüzden bu işe alet olmayın. Gidin buradan, gidin dedim. Bizimle gel. Benim için bir şey yapar mısın? Nedir o? Benimle yatar mısın? Bir kez olsun mutlu olmak istiyorum. Korunabileceğim bir şey var mı? Korunmaya gerek yok. Neden yokmuş? Çünkü bebek doğmadan önce ben ölmüş olacağım. Ben ilk miyim? Sen ilk ve son olacaksın. Ne gerekiyorsa yap, olur mu? Elinden gelen her şeyi yapmanı istiyorum. Hepsi bu kadar mı? Gereken her şeyi yaptın mı? Daha mı istiyorsun? Yok, hayır, istemiyorum. Hayatımda bir kez olsun mutlu olmak istemiştim. Sen elinden geleni yaptın. Hadi gitmen gerekiyor. Hadi hazırlan. Sakın beni unutma John. Sakın beni unutma, olur mu? John, sana söylüyorum. Sana söylüyorum. İyi yolculuklar. Sakın beni unutma. Thank you.
John, nerelerdeydin? Bütün gece seni aradım. Lili'nin romanı bir yayımcı tarafından okunmuş ve roman basılacakmış. Bak, buna inanabiliyor musun? Lili'nin romanı basılacak. Operayı bombalayacaklar. Operayı bombalayacaklar. Kim bombalayacak? Radikaller. Neden bahsediyorsun sen? İçeri gir. Bu metal deniz. Geç. Şimdi olayı açıklayalım. Durum oldukça basit. İki adet bombamız var. Bunlardan bir tanesi opera binasını havaya uçuracak. Tüm seyirciler içerideyken. Orkestra ve seyirciler hepsi havaya uçacak. Bombayı bir arabaya yerleştireceğiz. Ben önce arabayı operanın oraya getireceğim. Diğer şoför ise arabayı alıp operaya doğru sürecek ve bam bim bom! Yani bir şoföre ihtiyacımız var. Ben kullanırım. Hayır, olmaz. Eğer aramızdan biri kullanacaksa o da benim. Arabayı babam kullanırsa sizi öldürürüm. Babana zarar vermek niyetinde değiliz, Franny. O benim. Ben şoför olacağım. Eğer beceremezsen hepsini öldürürüz. Sizi gerizekalılar, köy bir adama nasıl araba teslim edersiniz? Onun kullanması umurumuzda bile değil. Bizim için önemli olan elimizdeki rehinelerin bulunması. Amerikalılar bu iş için biçilmiş kaftandır. Bunun olması gerekiyordu. Tıpkı bizim beraberliğimiz gibi, Franny. Onunla yattın mı yoksa? Özür dilerim. Bunun olması gerekiyordu. Sakın dokunma! Sakın kıpırdama! Kızımın seninle yatması mı gerekiyordu? Gel buraya. Uzak durun. Gel buraya dedim sana. Gel. Ölmüş mü? Bırakın onu. Şimdi işimize bakalım. Planı onsuz da yürütürüz. Arabayı kullanman gerekmiyor. Elbette ki kullanmalıyım Rim. Hoşça kal Lili. Sana da hoşça kal Susan. Çok çalışkansın, biliyor musun Frank? Hoşça kal Franny. Affedersin Mr. John. Sizi hep sevdim. Ve sizi bu otel işine soktuğum için özür dilerim. İtmesene yahu. Çabuk hadi. Kendim gidebilirim. Hadi. Hadi. Oradan tutma. Hadi sen hep buradan diyorum. Bırak. Sana. Bırak. Hadi. Dur baba. Sakın hareket etme. Görüm. Romanını beğenen yayımcı, roman için yüklüce bir para ödedi. Belki de operayı kurtarmasak bu kadar ödemezdi. Gerçi terörist öldürmek geleneksel aile yapımızda yer almıyordu. Tıpkı masallardaki gibi. Yani zengin mi olacağız? Evet baba, bugünden sonra sana her istediğini alabiliriz. Jenner bizim yokluğumuzda futbol kariyerinde büyük adımlar atmıştı. Franny, hala bu futbolcuyu seviyor musun? Hey. Babana sor bakalım.
Kızına futbol hocalığı yapmamı ister miymiş? Ne istersen yaparız canım. Lily! Lily! Bir şeye ihtiyacınız olursa oda servisini arayın. Yayım evi tüm faturalarımızı karşılayacakmış. Daha önce hiç oda servisi olan bir otel görmemiştim. Frank, Lily'ninki de bu filme çekildiği takdirde sen de oynar mısın? Elbette oynarım. Neden oynamayacakmışım ki? Daha şimdiden Lily'ye 3 kitaplık anlaşma imzalattık bile. Sorun ne anlamıyorum. Çok şanslıyım. Ama büyüsem daha mutlu olacağım diye düşünüyorum. İkinci kitabımın ismi daha büyük olacak. İkincisi için acele etme. Bundan kazanacağımızı bir kazanalım bakalım. Asla büyüyemeyeceğim. Kitap yazdığın sürece büyümeyebilirsin. Ben onun bu halinden memnunum. Frenny ile aranızda adeta bir bomba var. Ve ikinizden biri bu konuda bir şey yapmazsa bu bomba patlayacak. Bir gün bir şey yapmamız konusunda haklısın ama ne yapacağız? Vay vay. Kimler varmış burada? Frenny neler yapıyor bakalım? Frenny de kim? Benim kız kardeşim. Arkadaşın ona tecavüz etmişti. Toplu olarak tecavüz etmişti. Sana bunu sonra açıklarım, tamam mı? Frenny de buralardı mı? Evet, New York'ta. New York mu? Onu görmek istediğimi söylesene. Onu neden görecekmişsin? Özür dilemek istiyorum çünkü. Tüm yaptıklarım için. Neden gidip kendin görmüyorsun? Ritz Oteli'nde kalıyor. Frenny Ritz Oteli'nde mi kalıyor? Otelin sahibi onlar. Kesinlikle uğrarım. Neyse, şimdi gitmeliyim. Bayanları bekletmemek lazım. Neden ona Frenny'nin yerini söylediler? Şşş. İyi bir planım vardı onda. Nasıl dışarı çıkayım? Beni dışarıda bekliyordur, bir yerlerde saklanıyordur. Hey, sana bir daha zarar vermesine izin vermeyeceğiz. Neden bu kadar korkuyorsun? Korkunun üstesinden gelirsen nefretin de son bulacaktır, bunu unutma. Ona bir şey söyleyemiyorum, konuşamıyorum bile. Lily benim yerime konuştu onunla telefonda. Yarın buraya gelecekmiş. Ne yapacaksın Frenny? Onu öldürmek istiyorum. Başka ne isteyebilirim ki? Arkandayız Frenny. Onu geberteceğim lanet olası. Bana kağıt kalem verin. Ne için? Senaryo için. Aklıma harika bir fikir geldi. Ah, Bayan Frenny sizi bekliyor. Bu taraftan. Sizi gördüğüne çok sevinecek. Merhaba Frenny. Ona dokunduğun gün genç bir kadının kalbini kırdım. O yüzden buraya gelmen onun için çok önemliydi. Çünkü eğer senin içindeki sana dokunabilirse, içinde bulunduğu şoktan kendini kurtarabilecek. Bakın kim gelmiş. Hey, hey, ne yapıyorsunuz? Ne güzel kravat. Demek tecavüz eden sendin. Hayır, ben değildim. Ben kimseye zarar vermedim. Ona iyi davrandım. Bu laflarınla beni atlatamazsın ahbap. Seni tanıştırmak istediğimiz yeni bir arkadaşımız var. Çabuk pantolonunu giy ve defol git buradan. Bir daha da birinin pantolonunu çıkartırken Frenny'yi hatırla. Bizi hatırla. Sıktınız artık. Hadi git git. Hadi çık dışarı. Çık dışarı. Ne oldu Frenny, öykümü beğenmedin mi yoksa? Hayır, ondan değil. Bana o kadar önemli biri gibi görünüyordu ki onca yıl. Halbuki hiç değmezmiş. Aptalca bir öç duygusu yüzünden bütün hayatımı mahvetmişim. Bana fikrimi sorarsan sana yaptıklarından sonra hiç kimse hayatına normal devam edemezdi Frenny. Bunu
Bunu bir masal gibi düşün Franny. Masal gibi geçti gitti. Ormanda kaybolup aniden yolunu bulmak gibi bir şey. Büyümek de böyle bir şey değil mi işte? İşte böyle. Her şey sonunda bitti. Sen en iyisini yaptın. Ama bazı masallarda her ne kadar ormandan çıktım desen de hala ormandasındır. Bayan Lili, kitap yazmak nereden aklınıza geldi? Şey, nereden mi geldi? Bir şeyler içelim. Hı hı. Hayal bastırılmış bir isteğin bilinç dışına çıkmasıdır sadece. Herkesin hayal ettiği şeyler vardır. Annenin bir melek olduğu hayali mesela. Benim hayallerimi bilmek ister misin? Seninle aramızda bir fark yok, bunu biliyorsun. Ben senin üstüne gelmiyorum ama sen benim üstüme geliyorsun. Sen buna yardımcı olmasan gelmem. İşte bütün bunların hepsi kafamızın bize oynadığı küçük oyunlar, hayaller, istekler, ümitler. Hepsi bir oyun. Hepsi. Senin de ümitlerin vardı ama... Ben konuşurken herkesin vardır demiştim Frank, duymadın mı? Tekrar başa dönmek ister misin? Her şeyin en başına, ilk günlere. Başka ne yapabilirim ki? Seni seviyorum. Özür dilerim ama bu böyle. Ben de seni seviyorum. Ne yazık ki. Bir gün bunu yapmamız gerekecek. Alacan, Lililer edebi bir yemeğe gittiler. Çabuk buraya gel. Ya şimdi ya da hiç. Aman Tanrım, ter içindesin. Hadi git de duş al. Aman Tanrım. Sırılsıklamsın. Birazdan kururum. Seni git ıslak fare. Islaklıkta ne var ki? Kama Sutra'da hiçbir şey. Bu hiç de fena değildi. Çok iyi değildi ama kötü de değildi. Daha iyisini de yapabilirim. Ciddi misin? Gel buraya. Meşgulüm. Bir saat sonra gelin. Neden? Çünkü işim var. Hayır, yok. Büyümeye çalışıyorum. Tamam o zaman. Açık pencerelerden uzak dur. Hala seni istiyorum. Çok ateşlisin. Tabii ya. Senin gibi bir erkeğe karşı nasıl ateşli olunmaz? Size bir saat sonra gelin demiştim. Saat 9 oldu. 5 saattir dışarıdayım. Frank'le yemek ye o zaman. Frank'le öğle yemeğinde beraberdik. Evet. Franny. Evet. Artık durmalıyız. Bir yerimize bir şey olacak. Hayır, bir tanem birbirimize yapamayacağımız tek şey bu. Böylesi gayet iyi. Yapamayacağım. Hayır, yaparsın. Ben bittim. Neredeyse bittin. Son bir kez daha sevişeceğiz ve sonra ara vereceğiz. Hadi. Hadi bakalım. Sana aşık oldum. Bittim. Öldüm. Buraya kadarmış. Siz neyi kutluyorsunuz böyle? John en uzun koşusunu bitirdi. Sen de yeni romanını. Düşününce kutlanacak o kadar çok şey var ki. Çok güzel bir roman olmuş Lili. Sen bir harikasın. Bu kadeh geriye kalan hayatlarımız için. Doya doya yaşayacağımız yeni hayatlar için. Al bakalım. Geleceğe. Çılgın ayılara. Yarına. Hepimizde olup da bizi bir aile haline getiren şeyi içmek istiyorum. Açık pencereleri geçmeye. Açık pencereleri geçmeye. Babam yeni bir otel aldı.
Lily'nin romanı film oldu. Frank ise onun yeni romanını yayımladı. Hayat hiç bu kadar güzel olmamıştı. Lily filmin romanından daha ünlü olmuş durumda. Buna ne diyeceksin? Romancılıkla sinemacılık arasında çok fark var. İkisi karşılaştırılamaz bile. Bayan Lily, lütfen bir şey daha sorabilir miyiz? Affedersiniz. Affedersiniz ama büyümek hakkında bir kitap yazmak yaşınız gereği sizin için çok kolay bir şey değil mi? Daha fazla açıklama yapmayacağız. Hayır, hayır, hayır. Daha fazla açıklama yok. Yeter. Yeter. Lütfen buradan. Hayır diyoruz. Bayan Lili. Bayan Lili. Çekilir misiniz lütfen? Hayır. Daha fazla açıklama yok dedim. Lütfen. Yol verin. Hayır. Lütfen. Buraya giremezsiniz. Daha fazla açıklama yapmayacağız. Hayır, konuşmayacağım. Bu kadarı yeterli. Herkes biliyor. İkinci kitabım başarılı olmayacak. Şimdi beni iyi dinle. Sen iyi bir yazarsın ve bu dışarıdaki kalabalığın seni etkilemesine asla izin vermeyeceksin. Hemen işinin başına dönüyorsun. Ve ben de sana göz kulak oluyorum. Yıldız olmak yazar olmaktan daha zor bir işti. Yıldızlar yalnız kalamazdı. Merhaba, ben Frank. Şu anda evde değilim. Eğer bir notunuz varsa lütfen bip sesinden sonra bırakın. Ben sizi daha sonra muhakkak arayacağım. Teşekkür ederim. İyi günler. Merhaba. Benim. Affedersin Frank. Neden böyle oldu anlamıyorum. Halbuki kitap satışları çok iyi gidiyordu. Herkesin keyfi yerindeydi. Anlaşılan onun başka dertleri varmış Frank. John, Frank, Freddy. Lily aramızda hayallerine ulaşan tek insandı. Mezarında huzur içinde yatsın. Sakın olanlar konusunda üzerine hak ettiğinden fazla sorumluluk alma. Hayır, onun ölümünün tek sorumlusu benim. Sadece ben. Hadi Susan. Çok sevimli bir kızdı. Onu hiç unutmayacağım. Ne kadar sessiz. Babam otele müşteri gelmeyeceğini her zaman biliyordu. Ama bunu biz bilmiyorduk. Babam bu otelden bahsettiğinde bize ihtiyacımız olan atmosferi ve sahayı sağladığını söylerdi. Ailenin içerisinde neye ihtiyacı olduğunu bilmeyen tek kişi bendim. Bir kutlamaya ihtiyacımız var. Suzy'yi çağırmaya ne dersiniz? Gerçekten. Suzun ayı kılığında etrafta dolaşmaktan sıkılmıştır. Ona iyi gelir. Freni ve ben... Biz artık beraber yaşamaya karar verdik. Tabii sizin de bir itirazınız olmazsa.
Tebrikler. Evet, tebrik ederim. Annem burada olsaydı seninle gurur duyardı. 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 Her erkek bu noktaya gelemez. Bazıları için bu sondur. İyi geceler. İyi geceler baba. Size de. İyi geceler. İyi geceler. Umarım Freni ve kocasının bir sürü güzel çocukları olur. Sen hiç çocuk sahibi olmak istedin mi Suzy? Elbette. Ama hep çirkin bir çocuk dünyaya getireceğim diye korktum. Seni seviyorum Suzy. Hepiniz çok güzelsiniz. Tek tek hepiniz. Çirkinlik nedir bilmezsiniz siz. Saçmalama Suzy. Neden gidip bir aynaya bakmıyorsun? John çok haklı Suzy. İçindeki ayıdan ne zaman kurtulacaksın? İçeri girmeliydim. Çok güzeldi. I'm sorry. Yeni doğmuş günün ilk ışıkları içeri vurmuştu. Sen çok iyisin. Beni sevebilir misin John? Ne güzel bir sabah. I can see you now and I think you're beautiful. News for you, Pop. Susie's gonna stay with us. Isn't that perfect? You couldn't ask for a better hotel, but we needed a bear. Everybody does. That's what we've been missing. You're home free, Jonah. We're all home free. Finally written the happy ending. The dawn is such a wonder to the blind. You know what Lily would have said? Life is a fairy tale. Dream on.
inventing our lives. A little lost sister, a saintly mother, a hero father. But our dreams escape us, however vividly we imagine them. There's only one thing you can do. Keep passing the open windows.